çok sevgili değerli gençler. Tabii yorumlar bölümünde görürüm. İki tane arkadaşımızdan üst üste gelmiş bir problem yaşadıklarını görürüm onların shortcut renderlama konusunda. Ancak renderlama konusunda shortcut en sorunsuz programlardan biridir. Ben başlı başına bağımsız bir video çekmek istedim shortcut renderlamasıyla ilgili. Dolayısıyla arkadaşlarımızın bu sorunlardan kurtulmasını umuyorum. Bu anlamda değerli arkadaşlar, çalışmamıza başlıyoruz. Shortcut'ı masa üstünden kısa yoldan çalıştırıyorum şimdi. Renderlama yapacağız birlikte. Bu arada videolarımızı beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet, açılmasını bekliyorum. Geldi. Değerli arkadaşlar, videoya başlamadan önce bir de şunu söyleyeyim. Yani hiçbir ayarlarla uğraşmayın. Hiçbir ayarları değiştirmenize gerek yok. Bakın, şurada hemen direkt olarak görünüyor. Varsayılanlar çoğu kullanıcı ve amaç için uygun olan bir H264/AAC MP4. Bu standart kalitedir ve oldukça iyi bir kalitedir. Sadece dışarı aktarım için başka bir şey yapmaya gerek var mı diye bakın. Bakın, buradaki ayarların hiçbirini ellemeyin. Gelişmiş ayarlar var. Hiçbir şeyi ellemeyin. MP4. Zaten biz MP4'e ihtiyacımız var. Evet, gelişmişten çıkıyorum. Şimdi dosyayı aktar demem için ne yapmam lazım? Önce içe bir video aktarmam lazım, değil mi? Bakın, şimdi videoyu içeri aktarıyorum. Ekran kayıt programı. Aktardım. Shortcut'ın şöyle bir özelliği var. Veli nimettir bu. Bakın, en başa kadar alıyorum. Aşağı yukarı 20 saniyelik falan bir bölümünü timeline'a atabiliyorum. Bunu yapacağım. Evet, 20 saniyelik bir bölümünü timeline'a attık. Şimdi bunun düzenlenmiş bir çalışma alanında düzenlenmiş ve bitmiş bir proje olduğunu varsayalım. Bunu dışarıya aktarmak istiyorum, değil mi? Yapacağımız iş dışarıya aktarı seçeceğim. Zaten gördüğünüz gibi kayıt türü MP4 olarak seçili. Dosyaya da ismimizi verebiliriz. Buna ben deneme diye isim vereceğim. Denene yazdık. Burada masa üstünü seçeceğim. Kaydet diyeceğim. Bakın şimdi renderlama süreci burada başladı. 20 saniyelik bir dosya olduğu için çok hızlı bir şekilde renderlama işlemi bitmiş olacak. Bekleyelim, sonucunu da görelim. Kalitede bir kayıp var mı? Onu da bir haber görelim. Evet. %99 renderlama olayımız. Yeşil sekmeyi gördük. Tamamlandı. Programı kapatabilirim. Değişiklikleri kaydetmeyeceğim. Bir daha lazım olmayacak bana. Deneme olarak kaydettik. Bakalım kalitede bir kayıp var mı? Ekran kayıt programına ihtiyacınız var. Sesini de kısalım. Gördüğünüz gibi görüntü kalitesinden asla bir kayıp yok. Çok güzel bir şekilde renderladık. Değerli kardeşlerim, bu programı, yani shortcut'ı kullanarak bu şekilde renderlama yapıyorsunuz. Renderlamalarda sorun yaşıyorsanız eğer, elinizdeki sürüm mevcut eski bir sürüm ise onu yeni sürümle değiştirin. Yeni sürümü indirip kullanın. Ya sorun olacağını zannetmiyorum. Bu yaptıklarımın aynısını hiçbir ayarları ellemeden yaparsanız sorunsuz bir şekilde renderlama yapacaksınız. Başarılar diliyorum hepinize. Görüşmek üzere başka bir videoda. Kendinize iyi bakın.